Şimdi alacağım. Herkes şimdi geri alacağım. İyi. Bir dakika, şunu bir arar mısın? Yayın koptu. Tekrardan gelmenizi bekliyorum. Evet, tekrardan arkadaşları geriye bağlayacağım. Yayın koptu çünkü. Evet. Şimdi ilk önce ben yine o dörtlü grubu hemen alıyorum. Hidayet'i de hanımefendiyi de bağlar mısın hemen? O an. Denizli barınağında çalışan personel, oradan Mert'i bağladık. Mert, yayın koptu. Hepinizi alacağım. Mert, bu arada sen bu mafyayla alakalı yani arkadaşlara bağlayana kadar, demin yarıda kesildi. Şikayette bulunman gerekiyor. Çünkü tabii ben karışmak gibi olmasın ama sonuçta devlet kurumunda olan birisinin mafyayla bir hayvanseverin önüne arabaları yığıp ölümle tehdit ettirmesi ve bunu yapıyor olmuş olması azmettirici olmuş oluyor. Yani ölümle tehdit ve ertesi gün kişilerin bulunduğunu söylüyorsun başka bir meseleden dolayı. Neden şikayetçi olmuyorsun bu kadın hakkında? Biz normalde o gelen şahıslarla alakalı şikayetçi olacaktık. Evet. Fakat ertesi gün, yani bir gün ya da iki gün sonra hastanede alacak verecek davasına, ihale işlerine herhalde bir çatışma oluyor orada. Birbirlerini vuruyorlar bunlar. Hepsi hastanedeydi. Dedim yani Allah'ından bulmuşlar zaten. Ama bir de çok fazla, yani artık her yerde davalık olmaya başladı Seren Hanım. Mahkemelerden hareket edemiyoruz. Her şey ya biz şikayetçiyiz. Pek çok barınağa gittiğimiz zaman zaten doğal koruma, milli ihbaratları çağırıyoruz. İl tarım, ilçe tarım. Şikayetçi oluyoruz. Çok fazla davamız devam ediyor. Dedim bir yerisi daha ihtiyacı. Hayvanseverler de çok haklı. Ama sonuç olarak şimdi bak, sen bir ölümle tehdit vakası yaşamışsın. Bu çok ciddi bir şey. Yani bak, adamlar birbirlerini vurmuşlar diyorsun başka bir mevzudan dolayı. O gün sen de vurulabilirdin. Ve bunu yapan devlet kurumunda çalışan bir kadın ise senin iddian bu. Ben şehir dışına kadar eskortla, yani bana arkadaşlarım eskortluk etti. Önün arkada biz arabalarla ben denizden ayrıldım o gün. Allah Allah. Yani o adamlar mı eşlik etti? Plakaları yok, var mı sende? Videolarda olması lazım. Yok. Buradaki hayvansever arkadaşlarım, işte dernek başkanı arkadaşlarım bana eşlik ettiler. Yani saldırıya uğrama, başına iş gelmesin diyerekten. Benim arabamın önünde arkasında resmen böyle protokol yaptı. Ben denizden o şekilde çıktım. Yani bir can yaşatabilmek için başımıza gelmeyen kalmadı. Yani hangi barınağa gitsek bir katliam, bir skandal, ya belediye başkanları, ya yardımcıları, ya böyle kirli işlerini yapan insanlar tarafından tehdit alıyoruz. Şimdi bununla alakalı bu arabaların plakaları, bu şahısların isimleri var değil mi sende? Bunu savcılığa baş, yani bu senin vatandaşlık görevin. Çünkü böyle bir şey artık bu kadar ileriye gidemezler. Hani ve hayvan severlere neredeyse bir tane kadının gözünü kör etmişler ya. Kadıncağız mitingde yanıma geldi. Yani böyle bir şey yapamazlar. Derhal savcılığa başvur. Bu kadından da şikayetçi olun. Madem bu böyle, madem azmettiricisi bu, benim tavsiyem sana içeride işte Hidayet Bey gibi, Vesile Hanım gibi vicdan sahibi pek çok arkadaşımız var aslında. Ve sürekli bize ulaşıyorlar. Ya biz diyorlar dayanamıyoruz artık. Bu katliamlara dayanamıyoruz. Yardımcı olun. Yani görsellerini çıkartıyoruz. Suçüstü. Yani biz bu şahısları, yani ne yapacağımızı şaşırdık. Aynısı Gebze örneği işte. Öldürürken canlı kanlı görüntülüyoruz. Hala vahşetler devam ediyor. Hala katliam yok diyor orman bakanımız. Yani ben az önce Denizli Barınağı'nın orada yine gittim. Yani çalışmalarımı yaptım. Açık mezarlar, içerisi ölü hayvanlar. Ama yani biz bunları otopsiye de alsak
Ölüm raporları bir şekilde kılıfına uyduruluyor. Normal sonuçlanıyor. Öldürürken gösterdiği bir şey oluyor. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Görüntüler apaçık ortada. Şimdi burada iki tane barınakta çalışmış, memurluk yapmış, oranın sigortalı çalışanı var. Yani hiç kimse de deli değil yani durup dururken insanlara iftira etsin. Ayrıca bazı şu anda söylemiyorum. Onların konuşmalarının hepsini onların konuşmalarının hepsini ispatlayacak diyeyim şeyler de var. Bunu hukuken elimizden ne geliyorsa yaparken kullanacağız. Şu anda sosyal medyada bu kadarı yeter. Şimdi size dönüyorum. Bana bir anlatır mısınız? Çok dağılmadan siz hayvanların öldürülmesine şahit olduktan sonra nasıl gelişti? İlk iki beli kırık bir hayvan vardı diyorsunuz. Hayvanın tetkikleri yapılmadan hayvanı uyuttular mı? Her hayvan sever gibi doğal olarak tepki gösterdim. Ve bilim sorumlumuz Elvan Hanım'ın yanında odada soluğu aldım. Dedim poliklinik hekimi böyle böyle daha röntgen çekmeden, hiçbir şey yapmadan köpeği uyutmaya karar verdi. Bu hakkı nereden buluyor? Vesile o hekim, sen karışamazsın. Hekim ne karar verirse saygı duymak zorundasın. Dedi. Bu tepkiyle karşılaştım. Evet, Elvan Hanım'dan. Peki sonra ne oldu? İkinci günü. Ben poliklinikte bir süre çalıştım. Daha sonra kedi tedaviye geçtim. Orası tam bir rezalet zaten. Kedi tedavi çok rezalet. Orada bir iki hekim dışında merhametli bir hayvansever yok. İki veteriner sadece merhametlidir. Şans verir ve beni dinler sağ olsunlar. İkisinden de çok minnettarım. Onların sayesinde birçok kedi köpek çıkardım. Allah bin kere razı olsun. Ben mesela kurulattıkları, Hidayet Bey'in de bahsettiği gibi kurulattıkları hayvanlardan çok çıkardım. Bak şu dedim yemek yiyor. İşte gizli saklı inanır mısınız? Onlar bir dakika dışarı... ben şunu anlamak istiyorum. Bu kanun, anladığım kadarıyla bu kanun hiçbir tetkik yapmadan hayvanın kan tahliline osuna busuna bakmadan hayvan hasta hafif hasta geldi iyileşmesi mümkün olan tedavisi mümkün olan hayvanları zınk diye öldürüyorlar anladığım kadarıyla. Şöyle, hepsini değil. Şimdi yalan söyleyemem. Uzun vadede iyileşecek olan hayvanların, uzun vadede iyileşecek olan hayvanları diyorlar ki buna vakit ayıracağımızı, kısa vadede iyileşebilecek hayvanlara vakit ayıralım. Allah. Bir, pipliler direkt uyutulur. Neler? Fipli kediler direkt uyutulur. Sarılıklı kediler direkt uyutulur. Distemperli köpekler direkt uyutulur. Kanlı ishal parvo direkt uyutulur. Ne demek? Hepsinde var. Bütün barınak hayvanlarında parvo var. Zayıf diye, o Elvan Alkaya'nın sırf zayıf bu diye sürekli şikayet gelir bu kediden diye uyuttuğu, gözümün önünde uyuttuğunu biliyorum ben. Nasıl kedi tedaviye yardıma geldiğinde nasıl dayandınız? Yani sizin gibi hayvan... Oradaki çalışan arkadaşlarım çok iyi bilir. Dişlerimi sıkıyorum. Ellerim ayaklarım titriyor. Amirim karşı gelemiyorum. Sinirleniyorum. Mola verelim mi? Ben bir sigara içeceğim diyorum. Tamam mesela sen çık diyorlar. Korkunç bir şey. Peki sizin raporu aldığınız doğru mu? Bu psikolojinizin bozuk olduğu. Ben şimdi olayların gelişme şeklini size anlatayım. Ben ambulansta çalıştım uzun yıllar. Ya uzun vadede hep ambulansta çalıştım. Yani ne yapılıyor hocam ambulansta? Hayvanlara atış getiriyorsun. Bir yöntemimiz var. Acil durum, işte zehirlenme, trafik kazalı vesaire. Hasta baktığım hayvanlar da oluyordu tabii ki. Gidiyorum, inanır mısınız? Kliniğe getirmiyorum bile. Sonra vesile el altından hayvan kaçırıyor oluyor. Ben de diyorum ki... Ha, yakalandınız mı? Yakalanmaz mıyım? Allah sonra dedi ki ben hırsızlık yapmadım. Siz uyutmayasınız diye hayvan getirmiyorum evet dedim. Vatandaşları teşvik ediyorum sürekli. Senin köpeğini İnanın beşeri ilaçlar veriyordum beşeri. Kendi paramla alıp antibiyotiğim, vitaminim, her şeyim sırf belediyenin malına da zarar gelmesin diye ki bunu düşünen de bir insanım.
Oradaki ilaçlara dokunmayan da bir insanım. Benim 100'e yakın kedim var, 7 köpeğim var. Bir kere olsun hiç parazit yapmadım daha o ilaçlardan alıp da. Bir kere olsun talep Şey etmedim. söyleyeceğim. Mesela sokaktan köpek toplayıp geliyorlar, değil mi? Evet. Yani sokaktaki, şimdi kanun diyor ya, sokaktaki köpekleri toparlayıp gelin. Bu hayvanları merak ediyorum. Alıp aynı padu Ankara diye bir kapıları varmış bunun. Öyle değil. Ben size sistemi anlatayım. Nasıl? Şimdi vatandaştan ihbar gelir. Der ki vatandaş, hasta köpek var, alın. Ya da saldırgan bir köpek var, rahatsız oluyoruz, alın. Şimdi o mavi kapılı, Mert'in gelip de gördüğü o mavi kapılı yerde gün gün ayrılır hayvanlar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Ne demek o? Gününe gelen köpekler genelde kısırlaştırma için konulan Evet. köpeklerdir. Ve muayene edilecek olan köpeklerdir. Kısırlaştırma için olan köpekleri başka bir kapı daha var. Orada da bir alan var. Oraya alırlar daha sonra. Gününde alırlar. Öldürülen hayvanları nasıl yapıyorlar? Sokak köpeklerini öldürüyor muymuş? Aynı yerde Ankara dedikleri padokta en son sağlı sollu iki padokta orada biriktirirler. Genelde bunları salı ve cuma günleri Salı yaparlardı. ve cuma Ben köpek günleri mi? Salı ve ben cuma günleri öldürme günü yani. Köpek tedavide çalışmadım ama mantığımı yürüterek hareket ediyorum. Hafta sonu biriken hayvanları genelde pazartesi aşırı yoğun olduğu için salı günü uyutuyorlar. Ve hafta içinde biriken köpekleri de cuma günü uyutuyorlar. Yani hafta sonuna temizlensin, padoklar boşalsın diye. Anladınız Peki mı? öldürdükleri hayvanları nereye koyuyorlar? Yani insanlar görmeden nasıl gömüyorlar? İçeride mi birer mi? Eskiden belediye çöplüğünün oraya gömülüyordu. Mertlerin baskınından sonra korktukları için işte arabayı durdurup müdahale ederler vesaire, şu bu olabilir kanısında. Artık pitbullların olduğu yerdeki açık mezar alanlıkları var, oraya gömüyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir golden'ı öldürmüşler. En son senin işten çıkma sebebin de o olmuş. Onu bir anlatabilir misin? Öyle söyledi arkadaşlar. Biriken olaylarım var. Ya şu an Neler hepsini var? Söyle, anlatamam. anlat, anlat. Bizi İnanın dinliyoruz. sabaha kadar konuşuruz. Çok biriken olaylar. Hamile kedi, hamile kediyi arka ayakları tutmuyor diye uyutmadıklarını biliyorum. Ve inanın, bakın Serena'nın, inanın bunlardan hiçbir şekilde Çevre Daire Kontrol Başkanı, Ramazan Başkanımızın ve Osman Zola'nın hiçbir şeyden haberi yok. Biraz Çünkü Elvan Altay'a her şeyi kılıfına uyduruyor. Elvan Altay o kadar kurnaz bir insan ki, o kadar kurnaz bir insan ki, abi o Yeni kadar... Şafak gazetesinin çalışanının ne işi var o barınakta? Bana diyor ki, ben senden daha hayvan severim. Kaç tane kedi aldın, köpek çıkardın da baktın? Evine kaç tane kedi çıkardın? Benim evimde 25 tane kedi var, 20 tanesi ki barınağa aittir kedilerim. Bir Bana dakika. hayvanseverlikten Çok affedersin. bahsetmesin. Bana hayvanseverlikten Kaç bahsetmesin. yıldır bu O kadın veyaverleri izin vermeyeceğim. O veyaverleri diyorum, bakın size. 7 tane hekim, 7 tane tekniker vardır orada. 7 tane veterinerin içinde sadece 2 tanesi merhametli. Peki Abdullah Zeybekçi tanıyor musun? Çok iyi tanırım. Kendisi Bu köpeğin uyuttuğunda yüzüme bakamayan bir insan. senin köpeğini mi Asıl unutmuşlar? bomba Nasılmış? haberi vereyim size. Asıl bomba haberi vereyim. Şimdi önce Ayrışyalı Golden'dan başlıyorum. Ben vakalara gittiğim için, ambulansa çalıştığım için Akan'dan bir vaka geldi. Hayvanın ağzından, burnundan kan geliyor. Golden. Çok da güzel bir Golden. İğneyi batırıyorum, tedavi ediyorum. İlaç tedavisini başlatıyorum. Köpekten deliler gibi kan geliyor. Yani er bir şey olduğu her halinden belli. Bunun için teste tabi tutmaya da gerek yok. Biliyorum çünkü vakıfım. Küçüklüğümden beri hayvanlarla uğraştığım için her şeyi biliyorum, görüyorum. Dedim ki şoför arkadaşıma, yanında çalışan arkadaşıma, bunu barınağa götürmeyelim, uyuturlar. Çünkü dedim bulaşıcı bir hastalık. Şimdi bizim padoklarda da tek bir hayvan barındıramıyorsun. Yani mutlaka 2-3 tane yanında daha hayvan oluyor. Aynı hastalıklara sahip. Ama şöyle, benim birçok köpek, mesela benim şu anda barınaktan alıp evime diğer köpeklerim de var benim. Biliyorum. Getirdiğim hayvanlardan iki tanesi Erdişe'ydi. Ama biz onu tedavi ettirdik. Hatta İyileştirilen gençlik bir hastalığında, hastalık, evet. yani sonuç olarak diğer hayvanlara bulaşabiliyor. Evet. Ama tedavisi var mı?
var. Yani benimkiler de aynı şeyde şu anda benim öbür köpeklerle oynuyorlar. Yani tedavisi Mümkün. olan bir hastalığı olan bir hayvanı diğerlerine bulaştırır diye öldürme gibi bir hakkı yok. Evet, devam et. Dinliyorum ben. Anlatıyorum size. Dedim ki arkadaşıma götürmeyelim. Dedi çok yakalanıyoruz. Elvan Hanım'a söyleyelim, izin isteyelim. Müsaade ederse de alalım çıkaralım tedavi ettirelim. Ben dayanamadım. Elvan Hanım o zamanlar izinli. Elvan hocam dedim böyle böyle dedim. Erlişalı bir golden var haberim var ve size dedi. Ben dedim çıkartmak istiyorum ve tedavisini üstleniyorum. Çünkü dedim ben tecrübeliyim bu konuda. Yani yaklaşık 5-7 köpek Erlişalı köpek iyileştirdim. İnanın iyileşebilen bir hastalık. Bana ne dedi biliyor musunuz? Neydi? Erlişe bulaşıcı bir hastalık insana da bulaşıyor. Leşmanya ile karıştırıyorsunuz galiba Ay dedim. evet bilmiyor, inanamıyorum. Bakın kendisi veterinerlik yapmamış. Daha önce özel sektörlerde çalışmış. Zaten Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı olmuş, ne alaka? Bir Bakın dakika, ben bir basın şey yayında anlamıyorum. Ne alaka Yeni Şafak'ta çalışmış olan bir köşe yazarı, ne alaka? Alakayı ben tahmin ediyorum da ne alakayı söylüyorum yani çok çok aşikar. Baksana MYK'da Ekonomi İşleri Başkanı Sayın Nihat, bu arada hepsinde söz hakkı var. Herkes benim yayınıma, benim telefonumu bulabilirler. Benim Türkiye'de şu anda WhatsApp'ımda belki 500 kişi var. Beni bütün Türkiye yazıyor bana. En ufacık köpekten, kediden ne olursa olsun. O yüzden onlar da çok kolay bulabilirler. Ayrıca şimdi ulaşamazlarsa yarın onlara da özel canlı yayın yaparım. Ama ben Niyaz Zeybekçi zaten Denizlili. O yüzden yeğeni Abdullah Zeybekçi de bu barınakta çalışıyor. Bak şimdi bak. Enteresan. Yeni Şafak gazetesinin müdürü de barınaktaki köpekleri öldürmek ve Evet. işte bu anlamda Evet. görev almış orada. Yani iddialar böyle, sizlerin iddiaları ben de sizlere ulaştırıyorum. Efendim Mert. Barınağa ilk girişte çok büyük bir alan vardı. İçerisinde bir tane golden cinsi bir çocuğumuz vardı. Dedim ki yani bu dedim neden ayrı kalıyor bu kadar büyük, bu kadar güzel bir alanı var dedim. Evet. Belediye başkanı köpeği dedi. Belediye başkanı köpeğini barınağa terk etmiş. Belediye Yani başkanı? o dönemin neydi ismi? Osman Bey mi? Vesile Hanım kimdi o? Bir tane golden vardı belediye başkanı. Abdullah. Koyacak yeri Efendim? olmadığı için Mert oraya koydu. Onlar kötü insanlar değil. Onu size söyleyeyim. Ben Bilmiyorum AKP'li ama bana çok değilim. ters geldi. Yani bir AKP'li hayvan değilim yani ama biz kötü barınaktan insanlar hayvan olduğunu hiçbir gün kurtarırken diyemem. yani barınağı terk edilmesi ama saray gibi de bir yer yapılmış. Yani İnanın ben bak yönetim değiştikten hayvan da sonra olsan çocuk. gariban olmayacaksın yani Peki bunu. size bir soru soruyorum hepinize. Buyurun. Gerçekten bunu mesela Gebze Belediyesi'nde de yaşadık aynı şeyi. Size sormak istiyorum. Bir veterinerin belediye başkanının emri olmadan bir hayvana öldürme yetkisi var mıdır? Yani Bence daha da şöyle söyleyeyim. Belediye başkanının haberi olmamış olabilir mi? Bu kadar hiç hayvan haberi öldürdü. Efendim? İnanın Çevre Daire Kontrol Başkanım Ramazan Bey muhteşem bir insandır. Halden anlar. O Hep odasına hangisi? gitti. O kim? O şu anda orada mı? Ramazan Başkanım şu an görevden alındı. Aha. İklimlendirme birimine verildi. Mükemmel bir insandır. İnanın ona bile yalanlar Verilmiştir. söylüyorlar. İşte o yüzden verilmiştir. Peki siz bunu neye bağlıyorsunuz? Zihniyet mi? Yani hayvanları öldürmek, yok etmek, Her şeyi uydurabilen bir yönetici var orada, Elvan Alkaya. Her şeyi kılıfına uyduruyor. Her şeyi. Gerçekten öyle. Aklınıza gelebilecek Yani. her şeyi. İnanın baş edilmiyor. Baş edemiyoruz. Ve hala orada neden tutuluyor? Nuri Başkan, Hidayet arkadaşım anlattı. Nuri Başkan dönemde o zamanlar milletvekiliyken, daha seçilmemiş iken, başkan değil iken oraya geldiğinde her şeyi görmesine rağmen ve bu kadının nasıl bir insan olduğunu bilmesine rağmen daha terfi ettirdiler. Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz tarafından felaket Aa, şekilde Onur Yılmaz beni övülüyor. aradı. O beni arayan mı Onur? Neden Tabii aradı. arıyor? Bir Çünkü başkan ben neden belediye başkanını çalışmadan duruyor? bakın şöyle. Ben duyum aldığım bütün barınakların içinde belgelediğim, belgelediğimiz
Hep beraber. Bütün barınakların belediye başkanını ararım ilk önce. Derim ki bakın şikayet var. Bu. İlk önce ararım. Çünkü benim derdim kimseyle kavga etmek değil. Benim derdim işleri düzeltmek, hayvanların refahını sağlamak. Bu kanunun bir an önce iptal edilmesine zaten ayrı bir koldan uğraşıyorum. Şimdi niye yayına aldım sizleri? Çünkü böyle bir kanun olamaz. Bu kanun işte bütün bu öldürmelerin oh önünü açmış. Önüne gelen öyle mi oldu? Vur iğneyi öldür, vur iğneyi öldür. Bu kanun aynen hayvanseverlerin söylediği gibi katliam kanunudur. Bunun derhal zaten iptal edilmesi lazım. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görsün diye bu yayınları yapıyorum. Zaten hepimiz, bakın bu kanun yeni çıktı. Hayvanları öldürme 10 yıldan beri yapılıyor. 10 yıldan beridir hayvanlar öldürülüyor. Bu belediyeler CHP'lere yeni geçti. Şimdi bizim derdimiz partiler değil. Ben bütün partileri ararım. Adalet Kalkınma Partisi'ni aramadım. Çünkü bu yasayı, kanunu onların milletvekilleri geçirdiği için. Onlarla zaten çok seslendim. Çünkü Cumhurbaşkanımız zamanında çok güzel bir yasa çıkarttı. Harika. Yani takdir edeceğim yerde ederim. Kimseye de bunun da hesabını vermem. Ya bazen bana diyorlar ki işte Sayın Hanım siz çok daha evet çok takdir ediyordum çünkü harika bir yasa çıkarttı Cumhurbaşkanı. 20 sene önce kısırlaştır sokağa bırak dedi ama kendi belediyelerinin hiçbirisi bunu yapamadığı için şimdi öyle bir güruh gelişti ki alttan alta bu güruh hayvanı haram diyor. Hayvanlar diyor sokakta olmayacak diyor ve bu güruh esir aldı ülkeyi. Dolayısıyla ben sizlere soruyorum. Hayvanlar aynı hayvanlar. 20 yıl önce hayvanlar ısırmıyor muydu? Sokağa bıraktı Aynen. Cumhurbaşkanımız. Şimdi 20 yıl önce ısırmayan köpek veya öldürmeyen köpek her ne hikmetse son 2 yıldır herkesi öldürmeye başladılar. Yani bir sürü kötü yanlı iftiraya yönelik haberler onlar bunlar. Sonra bir şey daha söyleyeyim hepinize buradan. Bakın burada nasıl tehlikeli bir kanun olduğunu tekrardan dile getireyim. Diyor ki topla barınağa götür ve bir daha bırakma diyor. Şimdi topluyorlar, barınağa götürüyorlar ve barınaklar doldu. Kısırlaştırmak için yeni hayvan getiremiyor. Eğer sokaktaki hayvanı almazsa belediye başkanına hapis cezası uygulanacak. Adam ne yapıyor? Mecburen sokaktakini mahallede tek 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 o kasabın önünde o sokağın başında oturan zavallı hayvanları topluyorlar kimseye zararı olmayan hayvanları. Sonra ne yapıyorlar barınakta yer olmadığı için ormana atıyorlar. Ve bu hayvanlar günlerce aç kalıyorlar günlerce sonra dedim ki bakın insanlara o zaman saldıracaklar. Kanunun tehlikelisine bak ne kadar tehlikeli bir kanun. Şimdi barınak alamıyor. Çünkü o kadar bir barınak yok işte. O yüzden bu kanunun iptal edilmesi lazım. 200 tane barınak var Türkiye'de. 2 milyon hayvanı sen nereye alırsın? Zaten 2 milyon hayvan da yok. O da yalan da hep algı. Hadi diyelim 300 bin köpek var. 300 bin köpeği de alacak barınağı olmadığı için. Adam belediye başkanına zaten ya kayyum atanacak ya hapise girecek diye. Adam mecburen diyor ki belediye çalışanına gidip aman caddelerdekini alın. Alın. Barınağa götür yer yok. Ne yapacak? Ormana bırakıyor. Bu sefer o ormandaki hayvanlar açlıktan, düşünün şöyle oruç tutarken son bir saat herkes deliye dönüyor değil mi? Yani o orucu açmak için son bir saat. O hayvanlar 20 gün, 30 gün içeride belki daha fazla aç kalıyorlar. Sonra şehre inip elinde torba olan birisine toplu halde bırakılıyorlar. 20-30 köpek. Bunların hepsini yapanlar belediyeler. Neden? Bu kanundan dolayı. Bu kanun iptal edilmezse İnsan refahı diyor, hayvan refahı diyor. Ne hayvan refahı var, hayvanlar öldürülüyor, ne de insan refahı olur. Yani toplamakla, hapsetmekle hiçbir şekilde bunun önüne geçemezler. Çünkü artık şu anda kısırlaştırma da yapılamıyor. Çünkü hayvanlar barınaklarda yer yok. Yani bu kadar saçma altı olmayan bir şey olamaz. Peki, Seren şu Hanım, senin... Evet, dinliyorum Mert. çok özür dilerim. Denizli'yi ele alınca Denizli'den çok fazla ihbar geliyor. Şimdi bir vatandaş şikayet dilekçesini gönderdi. Evet. Kapısının önünde 01.07.2021 tarihinden beri bakmış olduğu köpeği Denizli toplama ekipleri geliyor.
Biz diyor kısırlaştırıp diyor muayene edip diyor geri getireceğiz buraya diyor. Hep aynı yalan. Daha sonra muayene edilecek ile bahanesiyle götürülmüş. Fakat aradan uzun bir zaman geçmiş. Adam ardını arayınca kısırlaştırmak için narkoz verilmiş. Narkozla ölmüş. Hep kasada aynı. Kalmış diyerekten bir şey hazırlanmış. Ve buna benzer yüzlerce de şikayet geliyor. Ve işin en üzücü tarafı yüzlerce bakım evi adı altında barınak var. Ve bu rehabilitasyon merkezlerinde bir tane rehabilitasyonla alakalı bir personel yok. Yok. Hiçbir şekilde iyileştirilmiyor. Bakın nereden anlıyorum biliyor musunuz? Hayvan çıkartıyoruz. Ümraniye barınağına gittik. Hücrelerde kalıyor. Yani orası bir barınak olamaz. Geçen gün şeye gittik. Kayyum vatanan ya Esenyurt'a. Bakın pitbullları koymuşlar. Böyle küçücük mezar gibi yerlere. Yani hiç biz dünyada bakın bizim UNESCO'yla uluslararası anlaşmamız var. Yani uluslararası sözleşme var. Bu hayvanları bu şekilde ne öldürebilirler ne bunları yapamazlar. Senin yerin yok. Sen böyle bir yasayı, kanunu çıkaramazsın. Zaten şöyle söyleyeyim. Hiçbir hayvanda yani bu hayvanlar evcilleşmiş, köpekler evcilleşmiş. Yani doğadan otlanamayacak, başka şekilde yemek bulunamayacak. Tamamen insana bağlı olarak yaşayan bir tür köpek. Dolayısıyla ben size söylüyorum. Türkiye'de son 5 senedir, 6 senedir bir güruh çıktı. Köpeğe haram diyorlar. Kediye pis haram diyorlar. Bunları görmek istemiyorlar. Bunlar tarikatlar ve cemaatler. Baştan beridir söylüyorum. Çünkü benim köpeklerimi de zehirledi bu cemaatlerden bir tanesinin başındaki adamın karısı. O yüzden ben oradan sonra bunları takibi aldım. Bunlar kesinlikle sokakta köpek görmek istemiyorlar. İran'daki gibi aynı. Aynı İran'da da yakında ne yapacaklar onu da söyleyeyim. Yakındaki kendi evimizdeki hayvana da karışmaya başlayacaklar. O yüzden de işte o zaman da bütün ülke hani bize bir grup diyorlar ya. O grubun ne olduğunu o zaman görecekler. Ben istemiyorum bunlar olsun. Ben istemiyorum ülkemde bu yani bardağı taşıran son damla hayvanlar olsun istemiyorum. Zaten herkesin canı burnunda, ekonomisiymiş, oymuş, buymuş, konumuz o değil ama yani insanlar artık korkunç vaziyetteler. Ben senden şunu söyleyeyim, araya ben de tabii giriyorum, kusura bakmayın. Şu bir golden varmış, hani o Alicia dediğin golden'ı. Ne yaptılar? Senin zaten en son bunlarla birbirine girmenin sebebi de o olmuş evet. Galiba. Ama onun öncesi Ramakkala olay bu. Erlişe bulaşır dedi. Biz hekimlerle görüştük. Ortak kararımız uyutacağız Vesile. Hocam yapmayın, etmeyin. Uyutmaya gerek yok. Ben bakacağım. Sana hastalık bulaşsın istemiyorum. Bakın bu leşmanya değil dedim. Tekrarladım. Leşmanya hastalığı değil dedim. O da çok zor bir ihtimal zaten insana bulaşması dedim. Yapmayın. Yapacağız dedim. Sonra beni defalarca kez o yaverleri arıyor. Diğer veteriner arkadaşları arıyor. İşte ben başkana gittim. Önce Ramazan başkanıma gittim. Ondan sonra ertesi güne Nuri başkanından tutun. Onur başkan beni dinlemedi bile. Onur başkan beni çok koruyor bu kadının. Elvan'ı korumaktan artık neden bu kadar koruyorsa bir anlam vermiş değilim. Elvan'ı korumaktan beni dinlemedi. Nuri başkan yaz dedi. Ben dedi şu an dinleyemeyeceğim vaktim yok dedi. Bakın. Onun aileni koruyor galiba. Bakın ben hayvan çok baktığım için bu paraya maaşa ihtiyacım vardı. Bilim değişikliği talebim için bile benimle görüşmediler. Bir başkanlıktan bahsediyorum ve yardımcılarından bahsediyorum. Bir personelini ilgilenmiyorsan sen halkla da ilgilenemezsin. Önce sen personelini memnun edeceksin. Verimli olmasını sağlayacaksın ki ondan sonra halk açılacaksın. Siz hayvanseversiniz ya hayvansever olunca. İyi personel benim. Onur başkan tek kelime ettirmedi bana ya. Tek kelime. Neden bu kadar koruyorsunuz Elvan Hanım'ı dedim. Sebep? Ben biliyorum her şeyi. Ötenezi oranlarını. Bana raporlar geliyor. Dedim ki o raporların dedim ötenezi oranlarının düşürüldüğünü de biliyor musunuz dedim. Sistemden Elvan Hanım'ı yok ettiğini de biliyor musunuz dedim. Şaka yapıyorsunuz. Tabii ki. Sistemden mi getiriyor? Ben sorduğum zaman. Efendim? Bakın başkanların hiçbir şeyden haberi yok. Elvan Hakkaya bazen yanımıza bağlanabilir. Deliler gibi T61 ve çöp poşeti istiyorlar. Barınan Rusal olduğu söyleniyor bu arada. Ne? Barınan Rusal
Bursa'sı olduğu söyleniyor bu arada iddialar arasında. Bursa'sı olduğu söyleniyor. Şimdi, Buldan'da yine Denizli'ye ait Buldan'da bir barınak var. Mert oranın bana fotoğraflarını gösterince ben deliye döndüm. Ve bir metrelik yapay, bir metre bile yok pardon. Böyle 70-50 santimlik zincirlerle hayvanları tellere bağlamışlar. Sardım Mert. Oradaki Allah razı olsun Mert'ten. İbrahim de sonra bağlansın. Bizim gerçekten sahadaki ekibimiz, sahadaki arkadaşlarımız muhteşem. Onlar bizi varsın, grup bilsin. Bir küçük grup diye küçümsüyorlar ya. İşte belediye başkanlığı seçiminde biz o grubu gösterdik onlara. İnşallah daha fazlasını göstermek zorunda kalmayız. Çünkü Türkiye'nin aydın kesimi hayvanseverdir. Bizim Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne kadar biz hayvanlarımızla beraber yaşadık. Hayvanlara haram diyenler, hayvanları ki bir şey söyleyeceğim, bizim dinimizde böyle bir şey de yok. Bunlar kendi kendine de uyduruyorlar bunları. Dolayısıyla uzun lafın kısası, bu işin sonu gözüküyor. Sonu gözüküyor da bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Selen Hanım. Ben bana detaya girmeden şu Golden'ı anlatır mısın? Çünkü şey giriyor. Şu Golden'ı bir anlatamadın. Sonu ne oldu? Uyutuldu maalesef. Uyutuldu. Ertesi gün soluğu fenalaştım. Sinir krizleri geçirdim. Fenalaştım üzüntüden. Gidemedim işe. Ve o süreç zarfında belediye başkanlarına gittim. İşte her şeyi anlatmama rağmen dinlenilmedim. Vesaire vesaire. Benim asıl bardağı taşıran son damlayı anlatacağım size. Bakın bende bütün videolar var. Hayvanların ne kadar sevecen olduğu, saldırgan olmadığı vesairesi. Nisan-Mayıs aylarında bu hayvanlara mama verilmedi. Niye? Evet. Mama sen de mi anladın Hidayet? Belediye çuval çuval ekmek götürdüğümü anlat. Tek başıma evet. Beslediğimi anlat. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Belediye elde iştirdikten sonra. Pardon çocuklar çok özür dilerim. Bak önemli bu tarihler. 2000 ne zaman dedin, hangi tarih? 24 Nisan ve Mayıs aylarında 2 ay boyunca köpeklere, bakım alanındaki açık alanlardaki köpeklere mama verilmedi. Ama hiçbir alanın kulübü aramızda para toplayıp mama alalım demedi. Peki neden ama? Neden? Mama neden verilmedi? Şimdi şöyle. Aylar öncesinden, Hidayet bir saniye lafını kesiyorum özür dilerim. Elvan Hanım'a aylar öncesinden mama bitiyor. Azaldı. Ona göre hani hareket edin denmesine rağmen Elvan Hanım maalesef artık seçim dolayısıyla mı Hidayet bunlar? Seçim arefesinden sonra bitti zaten mama. Yeni başkan geldikten sonra mama kalmadı. Evet. Mama kalmadığı için açık alanlardaki hayvanlara mama veremedik. Hatta vatandaşların getirdiği hediye mamalar vardı. Onları sahiplendirmede falan işte ben şeyle karıştırdım da verdim. Yaş mamalar vardı. Ekmekle, kuru ekmeklerle karıştırdım. Bak, belediye başkanı sabote etmek için yapıyor kadın içeriden. Onu da bilmiyorum. Ya tabii ki belli. Yani bu adam daha önce anladım ben şimdi çözdüm şu an anlatmalarınızdan. Bu AKP belediyesi zamanında bu kadın vardı. Bu işe alındı. Zaten Yeni Şafak gazetesinde. Siz CHP'li oldu lütfen. Bir dakika. Bir dakika. Yok benim için bak şu değil. Sadece olayı çözüyorum şu anda. Ben anladığım kadarıyla bu kadın orada 10 senedir falan var. O zaman zaten bu ve belediye seçimleri yapılmamıştı. AKP'deydi burası. Öyle mi? Eskiden. Bu sene belediye seçimlerini çoğunu CHP kazandı. Adam geliyor göreve. Göreve geldikten sonra anlattığınızı anlatıyorum. Anladığımı. 2 ay boyunca dışarıdaki hayvanlara yemek verilmedi. Bir veteriner, uzun 10 senedir çalışan veteriner oradaki mamaların ne zaman biteceğini ve ne zaman ısmarlaması gerektiğini bilmez mi yani? Bu resmen içerideki belediye başkanına kumpas. Bu kadın Yeni Şafak gazetesinde çalışmıyor muydu? Hayır ben neye şaşırıyorum biliyor musun? İçerideki belediye başkanı şu andaki CHP'li belediye başkanının üzerine bu kadar oyun oynanırken bu adam bunları nasıl görmüyor?
Yani ben anlayamıyorum, şoka giriyorum. O zaman içeride buna köprü olan birisi, hayır efendim bu kadına iftira atıyorlar falan diyor anladığım kadarıyla. Ben öyle düşünüyorum Ben şu an. Ya burada şunu yaşadım. Ali Marım, eski belediye başkanı, CHP dönemindeki eski belediye başkanı Ali Marım ve kızı geldi ziyarete, barına. Eksiğiniz var mı diye sordu. Biz seslenemedik. Ben de dedim ki oradaki Ayşe Nur Hanım'a, dedim ki niye söylemiyorsunuz? Mama yok. Neden mamanın olmadığını söylemiyorsunuz dediğimde, bunlar senin işin değil, karışma, karıştırma ortalığı dedi. Kim Onu dedi ki lan? Elvan Hanım bilirdi. Ya tamam Efendim? işte bitti ya, bu adama, bu belediye başkanına bunu söylememiz lazım. Mert sen Denizli'de misin? Şu an Ama Denizli'deyim. yani hani insan vardır ya, böyle bu anlatılanlar, hani koynumda yılan besliyorum gibi bir şey oluyor bu. Yani belli hayvanları 2 ay boyunca, Vatandaşın bakın gönderdiği ödül bu mamaları satan kanunun, adamlar bak var. kanunun hemen Vesile iptal Hanım, gerekiyor, hemen hemen olacak. Poşet poşet fırınlardaki artan ekmekler var ya, bayat Evet. ekmekler. Bayat ekmeklerle padokları hep dolaşıyordu Vesile Hanım. Ben buna canlı şahidim. Oradaki çalışanlar da merhameti varsa dürüst olsunlar, onlar da şahitlik yapsınlar. Ama yapamazlar çünkü oradan korkuyorlar. Sen Hanım, Çünkü işlerinden şu olacak. an barınağa gitsek 100 tane köpek Ya anca vardır. Ben akşamüstü size bir şey orada yatarım. söyleyeceğim arkadaşlar. Ama çöplüğe Bu gitsek 100 tane hayvanlar can orada var. öldürülürken, bu hayvanlara bu kadar eziyet edilirken, sen oradaki maaşınla evine, çoluğuna çocuğuna o parayı götürüp kursağından geçirebiliyorsan, başka Haram. söyleyecek bir şeyim yok. Haram. Bir şey, Haram bu. ben bir şeyden Aldıkları söylemek istiyorum. mal Ben ayrılmak istiyorum yayından çünkü misafirlerim var. Hani bu kadar uzayacağını bilmiyordum. ben bir şey Şöyle, söyleyeyim. İddia et. Lütfen ben şu 10 söyleyeyim, dakikan ondan sonra belirlesin. ayrılacağım. Tamam, ben Efendim? bir dakikan lütfen. Lütfen ayrılma. Selen Yok, Hanım, sizi evet istiyorum. dinliyorum. Evet. Ne? Şimdi 15 Temmuz haftası. Bakın benim bir köpeğim vardı orada. Benim köpeğim diyemem. Tabii ki hepimizin köpeği. Çağ'dan, ilçeden bacağı, arka bacağı kurşunlanmış bir köpek getirildi. Ben o zamanlar poliklinikte çalışıyorum. Arkadaş izinliydi. Ambulanstan ayrılıp oraya geçmiştim. Baktık parçalı kırık ve mümkün değil ameliyat olması. Ampute edildi. Ben bu köpekle duygusal bağ kurdum. Tedavisini hep beraber veteriner hekimimizle birlikte yaptık, gerçekleştirdik. Sonra sahiplendirmeye indirdik. Çünkü vatandaş gönderen kişi geri istemiyordu. Tekrar kurşunları lütfen çala göndermeyin. Yani Sizde kalsın. saçmalık ya. Tamam, öptüm, başımın üstüne koydum. Ömür boyu dedim benim sorumluluğumun altındadır. Tamam. Sonrasında sahiplendirmede yuvalanamadı. Ben öğle yemekleri vakitlerimde gidip sürekli onu gezdiriyordum. Beni Evet. görsün, mutlu olsun diye. Öyle de oluyordu Maalesef zaten. ki. Hidayet bilirsin. Allah Evet. razı olsun sizden. Ben zaten tedavideki hayvanları da çıkartırım Seren Hanım. Ben poliklinikteki köpeklerin hepsini çıkartıp gezdiririm. Gün yüzü görsünler isterim. Ay. Tedavi olurken moral olsun O yüzden isterim. Ben onlarla hayvanlara günaydın. gider verin, değil mi? Ben onlarla günaydın diyerek, seve öpe okşaya konuşarak tedavi ederim. Ben böyle bir yapıya sahibim. Ya Ben belediye başkanı gezdirirken ağaç senin gibi insanları, sizin gibi insanları orada tutması lazım. Bunları göndermesi lazım. Bunları tutuklanması için Engin savcı, bu saatten sonra yapmazlarsa Engin bizim için hiçbir anlamları yok bu işin. Sen Şimdi çok ben iyi sonra söylüyorsun. ne oldu? Sonra ne oldu? Bir Çok dakika Hidayet. açık alana Misafirim, bir koydular. dakika bekliyorsunuz. Sonra açık alana koydular. Evet. 7 ay boyunca takip ediyordum. Çok güzel bir şekilde. Şimdi o bahsettiğim 2024 Nisan ve Mayıs aylarında mama dağıtılmadı ya. Evet. Ben bir lokma ekmek verebiliyordum sadece. Hepsine yetemiyordum. Tabii. Çünkü benim ne etim ne, budum ne. Evet. Elimden geldiği kadar en azından kursaklarımdan bir lokma geçsin istiyordum. O Evet. dönem benim köpeğim zayıfladı. Timber. Adı Timber'dır. Ondan sonra 16 Temmuz'da ambulanstan görevimi bitirdim. Kliniğe geldim ve onu ziyaret ettim. Gayet sağlıklı. Hiçbir problemi yok. Öptüm, okşadım. İç dış parazitlerini yaptım. İlgilendim. Yemeğini yedirdim vesaire. Şu bu. Daha doğrusu oradakilerin hepsinin de. Evet. Yani orada Evet. alanda kaldığı hayvanların. Sonra o pazar, Hidayet hatırlıyor musun? Nöbetçiyim. Ve Evet, benim nöbetçiydi. o Golden olayından sonra benim sisteme erişimimi engelliyorlar Seren Hanım. Bakın. Allah Ve benim bu iş yapamamam demek. Neden? Çünkü vatandaş gelecek. Ben kayıt alamayacağım, fotoğraf çekemeyeceğim. Neden? Çünkü benden korkuyorlar. Allah. Neden? Çünkü onları ifşa etmemden korkuyorlar. O Çünkü oradaki kadar Strabel dediğimiz geldi. fotoğrafları Evet. çekmiyorlar.
Ramazan'dan korkuyorlar. Arıyorum bilgi işlemi Ramazan Bey'i, telefonlara cevap vermiyor. Ondan sonra ben ne yapacağım diyorum. Benim ertesi gün diyorum iş arkadaşlarıma iş binecek. Ramazan Bey'i elime kapatıyor. Şu kaydı aldım, bu kaydı aldım, işleyin, şu fotoğrafı çekin, şunun hastalığı böyle, bunun hastalığı böyle. Tek tek yazıyorum. Neyse, sonra ben aşağı iniyorum. Hidayet o zaman sahiplendirmede. Diyorum ben Timber'ı ziyaret edeceğim arkadaşlar. Timber yok ki, dedi Hidayet. Nasıl yok dedim ben. Yok. Yani biz göremedik. İstersen bir de sen git bak. Gittim. Meğersem Seren Hanım 17 Temmuz günü, yani ertesi günü, çarşamba günü, o köpekleri toplayıp, yaklaşık 30'a yakın köpeği toplayıp, hasta vesaire, şu bu, işte zayıf, çelimsiz, engelli, anladın mı? Yep, evet. Öyle ben diyeyim. Köpeğimi göremedim, köpek tedaviye koştum, tedavi alanına baktım, orada da yok ve uyuttuklarını anladım. Ben orada dağıldım. Hidayet, Allah razı olsun, sakinleştirmeye çalıştı. Evet. Sonra Elvan Hanım bütün veterinerleri toplayıp gelip hakkımı tutanak yazmaya kalktı. Sonra beni dinledi. İşte o odasına çağırdı. Konuşalım. Peki arkadaşlar, Hidayet'in de, çok affedersin, Hidayet'in de misafir var diye ikinize de son kere şunu sormak istiyorum. Sizi bütün Türkiye dinliyor. Bütün hayvanseverler dinliyor. Evet. Herkes duysun. Evet. AYM Başkanlığı dinliyor. Orman Bakanı dinliyor. Hepsi dinliyor şu anda. Ben sizden insan olarak, Türk vatandaşı olarak, şu ülkenin bir parçası olarak, Müslüman olarak, Allah inancı olan insan olarak ikinize birden soruyorum. Bu hayvanların sebepsiz yere, sağlıklı oldukları halde öldürüldüklerine, kalbinden iğneler vurup öldürdüklerine ikiniz de şahit oldunuz mu, çalıştınız sadece? İkinize de bunu söyleyeyim. Şahit misiniz? Ben şahitim. Şahitim. Anladım. Ben bir şey daha söyleyebilir miyim son kez Seren Hanım? Ben orada şunu da gördüm. Şimdi orada sınıf ayrımcılığı bir, adam ayrımcılığı iki, yani adamcılık vardı. Orada bir çalışanın, Elvan Alkaya'ya yakın çalışanın, personelin köpeklerinin açık alanda bakılır. Yani normal çalışan kişinin köpeklere bakılır ve hiç kimseye sahiplendirilmez. Bunu defalarca sormuşumdur. Sebebi nedir diye sahiplendirilmedi. Bunu ben dillendirdim. Birçok kez kendisine söyledim. Veterinerlere söyledim. Ama hiç kimseyi istiyorlardı. Vatandaş şu köpeği istiyorum. Yok, o köpek tutulmuyor. Tutalım, veremeyiz. Yani orada... Orada sahiplendirmek de değil anladığım kadarıyla. Bu hayvanları öldürmek ya. Var mı? Efendim? Üretim yapan personel var mı? Köpek satışı oluyor mu? Onu, ya da mama satışı? Köpek satışı olup olmadığını bilmiyorum ama şöyle mamaların dışarıda bakılan, kendilerinin baktığı köpeklerin mama dağıtım esnasında kendi köpeklerinin bırakıldığını ve kendi köpeklerinin yine içeride olduğunu ve yine içeride ben sizden gördüm. O doğum yapmış pitbullları mesela, normalde kısırlaştırılması lazım. O pitbullları, doğum yapan pitbullları. Bunlar hep yasal değil mi? Yani normalde baktığımızda kısırlaştırılması lazım. Şeyler bunlar. Arkadaşlar, bir tane kedi hamileyken öldürüldüğünü hanginiz söylemiştiniz? Yani hamile bir kedi sen? Vesile Hanım. Ha? Vesile kedi hamile miydi? Ha? O kadar yaşadığım vaka var ki hangi birini anlatayım Seren Hanım ben? Hamile kedi öldürdüler. Psikolojimi bozdular. Bakın benim heyet raporum var. Benim psikolojimi bozdular. Siz niye bunlara dava açıyorsunuz? İğne yaptıkları kedilerin, ölmeyen hayvanın üstünde zıplayan bir veteriner hekim varmış orada. Bir ahlaksız varmış. Aynen. Ne? Nasıl bir şey bu? Harbine iğne yapıyorlarmış. Evet. Seren diye üzerinde zıplıyorlar. Nasıl? Ay çocuklar, bir şey söyleyeceğim ama çıldırılacak şey şeyler var yani. Ben Denizli'ye geliyorum. Ben bir sene belki bütün denizlilere, bakın bütün denizlilere, bu kadından, bu veterinerden ve oradaki ekibinden hepsinden şikayetçi olmanızı. Bakın siz orada çalışansınız, şu hallerinize bak. Rapor almışsın. Sana mobbing uygulanmış.
Evet. Lütfen şikayetlerinizi yapın. Ben de şikayetlerim. Halk olarak biz de yapıyoruz. Zaten bu yasanın da bu görüntülerden sadece siz bir tane barınaksınız. Denizli olarak katılıyorsunuz. Sizin gibi en az elimizde 10 barınak daha var. İfşa edeceğimiz. Yani dolayısıyla bu hep bu kanundan nasıl olsa hasta hayvan, güçten düşmüş hayvan, ötenazi deyip hiçbir hayvana bakmadan, tedavisini yapmadan vuruyor Yeni Şafak gazetesinin köşe yazarının barınağın içinde ne işi var? Veteriner de olsa ben anlayamadım. CHP belediyesinin kazanmış olduğu belediyede hala AKP süresinden gelen Yeni Şafak gazetesinin köşe yazarının ne alakası var? MYK'da ekonomik işlerine bakan başkanın kuzeninin orada ne işi var? Veteriner de olsa herkes bu iki ismi gösteriyor. İki ismin de sonuçta partisinin ve desteklediği tarafın zaten milletvekilleri tarafından ötenazi uygulansın. Bu yasayı çıkaran taraf bu taraf zaten. Ben de sizlere diyorum ki bakın biz benim hiçbir partiyle yani benim hayvan sever olup hayvanlar için benimle işbirliği yapıp beni davet eden bütün partilere giderim. Bugün Adalet Kalkınma Partisi gelsin desin ki bana Seren Hanım gelin hayvanlarla alakalı değiştiriyoruz beraber hareketini oraya da giderim. Yani benim için ve bana bu konuda kim kucak açarsa ben oraya giderim. Ama biz şu andaki zihniyeti biliyoruz. Bu olay zihniyetle ilgili. Bunun çok büyük bir örümcek ağı olduğunu biliyoruz. Bu kanunun da kasten hayvanların refahı, UNESCO ile yapılan anlaşmaya göre refahı, hayvanların iyi şartlarda yaşaması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını barınakları göstererek ve barınak personellerinin el altından hayvanları suçüstü yakaladık. Gebze'de suçüstü yakaladık. Ümraniye'de aynı. Susurluk'ta aynı. Yani her yerde bunlar öldürülüyor. Artık bu suçu sabit olan sizler barınak çalışanlarısınız. Sizin itiraflarınız, sizin anlatımlarınız daha ötesi var mı? Olabilir mi? Artı sizin söylediklerinizi destekleyecek. Şu anda yayına çıkmayan arkadaşlarınızın bütün ses kayıtları, bütün çekilmiş videolar bunların hepsi var. Bu saatten sonra anladığım kadarıyla bu kanun cezasızlık algısı getirdi ve hayvanları öldürebilirsin hiçbir bakım yapmadan. Yeter ki bu hayvanlar azalsın ama bunun azalmayla, kapatmayla, öldürmeyle önüne geçemeyeceklerini hala bilemeyen maalesef bunu da anlayamayan işte bununla da biraz vizyon gerekiyor, bilgi gerekiyor. Bunlara da sahiptiler üstelik. Ben sizden son söylemek istediğiniz şeyleri alıyorum. Size ikinize de yürekliliğiniz için biliyorum çok psikolojiniz bozulmuş. Sana mobbing uygulamışlar. Sen işi terk etmişsin. Rapor almışsın. Vahşeti seyrede 1,5 sene çok zor bir süreç. Ben 1 dakika dayanamazdım. Bundan sonraki süreçte hukuki haklarınızı kullanmanızı öneriyorum size. Tavsiye ediyorum. Çünkü sizler bu işin lokomotifi olacaksınız. Hepimiz suç duyurusunda bulunacağız şu saatten sonra. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Hidayet? Son kez şunları söyleyebilirim. Yani hayvanı ve insanı da aynı şekilde. İş kazası geçirdim yine orada. İş kazası geçirmeme rağmen beni hastaneye sevk etmedi, göndermedi. Ve 2 saat orada beni tuttu. Ben kendi imkanımla iş çıkışı sonrasında gittim hastaneye. Ve davacı olmadım. Ama şunu da istiyorum ki eğer bir insan iş kazası geçirdiğinde de o insanın yasal hakkı olarak ambulansın dahi oraya çağrılabileceğini sonradan öğrendim. Bunu da yaşadım. Aynı zamanda bunları gördükten sonra ben işten ayrıldıktan sonra mobbingle orada çalışan bir personel bana sürekli telefonla WhatsApp'tan aranılarak taciz edildi, bana tehdit etti. Neden? Ne diye tehdit etti? Bu hayvanlarla olan durumları söyleme, anlatma diye mi? Şu Mert Bey'in paylaşmış olduğu videoların benden çıktığını sanıyormuş güya. Ben göndermişim. Bundan dolayı hangi bana hangi videolar tehdit var? Bizdeki video hangi videolar var sende? Bizde aynı videolar. Şimdi içeride hayvanların öldürülmesiyle ilgili o videolar değil mi? Evet, yani benim yaptığım videolar var. Seren Hanım'da da çok, onların çok daha fazlası da var. Seren Hanım'da da ne videolar var? Size bir şey söyleyeyim. Şu bu yayından sonra bu Türkiye'de
Eğer gerçekten bu kadın oradan doğru belediye başkanının şikayetiyle savcılığa gönderilmezse, bundan önceki AKP belediyesinin zamanında girmiş bu kadın oraya. Bazı kadrolar yeni CHP belediyesini değiştirilmemiş. Zaten bütün olay, bazen diyorlar ki bana, Selena Hanım bunlar da yapıyor, aynısını yapıyor, bunlar da yapıyor. Çünkü kadroları kadro değiştirmiyorlar. Kadro aynı. Kadro aynı. O kadrolar oradan gelen kadrolar. Oradaki fikirdeki kadrolar. O yüzden de bu kadroların sizde, size attığı tehdit mesajları var mı elinizde? Bana görüntülü olarak aradı. Yani görüntülü diyorum. WhatsApp şeyi var. Ben aldım onların resmini. Sürekli aradı yani. Sürekli WhatsApp'tan arıyor. Ne dedi? Muhtemelen herhalde benim sesim. O görüntülü yani, mesajım dedi. Bana o şekilde tehdit etti yani. Ve bu çalışan, onu da söyleyeyim, belediyenin özel aracıyla kendi hayvanlarına gece su çeken bir insan. Anlatabildim mi? Tamam, kendi hayvanlarına iyilik yapacaksa yapsın, o önemli değil. Hayır, şundan dolayı diyorum. Az önce Vesile Hanım dedi ki, ben dedi kendi cebimden, kendi imkanımdan şu iğneyi, şu ilacı aldım dedi. O kişi de belediyenin aracıyla kendi kuşlarına su çekti yani defalarca. Yani neler dönüyor, neler dönüyor yani. Yani şöyle, sonuç olarak içeride kedileri öldürürken bu kadın, bir video geldi bize değil mi Mert? Kliniğin içerisinde kedileri öldürüyorlar tezgahın üstünde. Evet. Orada çalışan personelin dibinde de çöp poşeti var. Öldürdüklerini lavaboda poşete atıyorlar. Tamam. Bunlar suçla, artık suçları sabit. Yani görüntüler var. Barınak personelinin şu anda itirafları ve onlarla alakalı söyledikleri var. Şu saatten sonra savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Elvan Akçay'a ve... Yani evet. Kendi topuklarına sıktılar. Eskiden saat 5-5.30 gibi barınağın içerisine bir çöp kamyonu geliyordu. Öldürülen hayvanlar çöp kamyonuyla Denizli Büyükşehir'in merkez çöplüğüne götürülüyordu. Evet. Ve bu arada çöplüğe giriş yasak. Hayatımda gördüğüm en büyük çöplüklerden bir tanesi. 300 dönüm belki vardır. İçeride yüzlerce hayvan var. Ben oraya girdiğimde de bayağı bir olaylar çıkmıştı. Ve şöyle bir durum var. Ve o baskından sonra artık oraya çıkartmıyorlar. Acaba çöp kamyonunu durdururlar mı? Hayvanları bulurlar mı diye barınağa gömmeye başladılar. Ve öldürdükleri hayvanlar da, trafik kazalı canlar da, kliniklerden gelen canlar da şu anda hepsi aynı açık mezarlara gömülüyor. Ben az önce gittim oradan başlıyorum. Şimdi arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize. Ben de teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sen bir daha kez alırsan Hidayet'cim. Sen veya sen. İkinizden birisi veya Mert, mafyaymış, oymuş, buymuş, bilmem ne falan. Neyle alakalı? Bir tehdit, bir telefon, bir şey. Bana telefon açıyorsunuz hemen. Ben zaten Denizli'ye geliyorum. Yayından sonra zaten bir şimdi, sürü notlarımız var. Şimdi bu anlamdaki bütün ihbarlar, görüntüler var zaten. Şimdi burada mahkemeye sunacağız o görüntüleri. Burada ben sunarım, konuşacak bir şeylere kalmaz ama konuşsunlar da. Ben çok seviyorum biliyor musun? Birilerinin biz bir şey yapmadık deyip ondan sonra tokat gibi görüntüleri, belgeleri insanın suratına çarpmayı çok severim. Burada bu kanunun derhal ve derhal anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla ötenaziye, önüne gelen hayvana bu kanun yapma yetkisi verdi anladığım kadarıyla. Ne diyorsunuz, böyle mi görüyorsunuz? Yani cesaret verdi. Cesaret verdi. Eskiden bu hayvanı böyle uyutabilir miydi bu? Böyle bir şey yapabilir miydi yani? Ve yani şöyle, kuduz olur ki Türkiye'de kuduz yok yani, İstanbul'da kuduz yok, orada kuduz olur. Hayvan çok büyük saldırgan olur. Onu bile yapamaz. Onu bile ilk önce rehabilite edecek. Onu eğitecek. Rehabilite edecek ilk önce. Onu da öldüremez. Ama bu kanunla bunlar dedi kılıfına sokuyorlar. Bu hasta, bu zayıf, bu saldırgan. Ya İzmir'de pardon, nerede bilmiyorum. Yani ben Ege'de bir yerde. İdaacığım çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sana bir misafir ederim. Ben de teşekkür ederim. Ama çok savcılar suç duyurusunda bulunmanı istiyorum. Avukat desteği sağlayabilirim sana. Çok teşekkür ediyorum. Bu
Bu cesaretinizden dolayı bu yayını yapıp burada gerçekten buranın sesi olduğunuz için gerçekten minnettarım. Buradaki hayvanseverlere de son bir kez mesaj vermek istiyorum. Birlikte olursanız tek vücut olursunuz. Herkes bireysel kendi kafasına göre bir şeyler yaparsa bu hayvanlar çok daha ölüme gider. O yüzden bu hayvanları bu zihniyete, bu hayvanları bu zihniyete. Yani ben buradaki hayvanları buradaki denizdeki hayvanseverlerin de birlik beraberlik içinde hareket ederlerse, Mert Bey'i de destek verirlerse, sizi de destek verirlerse bu hayvanlar ölmez. Canım Bey, teşekkür bu sadece ediyorum. Denizli değil. Bu sadece denizli değil. Bu kanunla alakalı bütün şehirlerde aynısı yaşanıyor şu anda. O yüzden bu partiyle de bu bir zihniyet. İçeriden hayvanları öldürmeye açık bir kanun çıkarıldı. Buna daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz. Zaten gerekli hukuki başvurularımızı yapacağız. Ha, hukuk da çalışmazsa o zaman herkes kendi adaletini arar bu ülkede. Bu da çok tehlikeli sonuçlar doğurur. Ben bunu hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Ülkemin huzurunun, birlik bütünlüğünün bozulmasına istemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Bu yayınlar devam edecek. Elimizdeki bütün belgelerle beraber Son bir mesaj daha vermek istiyorum. Evet. Denizli haberin çarpıtarak insanların hakkında bilmeden, yorum yapmadan hüküm vermesini müsaade etmeyin. Denizli Haber, ben işten çıktıktan sonra olup olmadık saçma sapan haberler yaparak orada insanların kafasını farklı algılar da oluşturmuş. Şimdi böyle, yani doğru bir şekilde. Bak böyle bak, bizim Beykoz'da da var mesela. Böyle sayfalar yapmışlar. Mesela onlar kimin tanıdıysa. Şimdi bak, yandaş medya her zaman olur. Bu yandaş medya bizim her dakika bir köpek birbirini kolunu kopardı. Sen hayvanları ormana atıyorsun. Hayvanı açlıktan orada 20-30 hayvanı beraber oraya bırakıyorsun belediye olarak. Hayvanlar sonra saldırıyor. O zaman hayvan saldırıda oluyor. Sen bu kanunu iptal etmezsen daha da kötü şeyler olacak. Hem insanların refahı söz konusu olmayacak, hem hayvanların olmayacak. Bu basının yandaş diyorum. Çok kale almayın. Onların da bir gün, bak, Allah yukarıda bu kadar kötülük yapılmasına müsaade ediyorsa birilerinin başına gelecek vardır. O yüzden de bekleyip göreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Mert, sana da hanımefendi. Ben de teşekkür ederim. Şikayetlerinizi yapın. Lütfen üşenmeyin. Bunlar bir para değil. Tek başına bile gidiyorsun. Şikayet. Ama avukat desteği isterseniz ben size avukat desteği de vereceğim. Denizli halkına da söylüyorum. Şahit olanlar, şikayeti olanların hepsi bu hanımefendiye, Yeni Şafak gazetesinin köşe yazarı olan hanımefendinin barınaklara girip hayvanlarını öldürdüğünü iddia ediyor personel. Sizler de ediyorsunuz, bana yazıyorsunuz. Belgeler, videolarla beraber savcılık şikayetinizi yapın ama sizin şikayet etmeniz yeterli değil. Belediye başkanlarının şikayet etmesi, Orman Bakanımızın da müfettiş yollaması, şikayet etmesi gerekiyor. Göreve davet ediyorum hepsini. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Herkese çok güzel bir umut oluyorsunuz. Yani duruşunuzdan ötürü de çok teşekkür ediyorum ayrıca Sena Hanım. Mert'ciğim, uyku uyumuyorum. Farkındayım. Neden biliyor musun? Gidip görmediğin zaman bir şey yaşıyor zannediyorsun. Gidip görüp de uyumak mümkün değil. Hayvanlara yapılan işkenceyi moral oluyorsunuz. Yok. Yani umudumuzu böyle kaybetmeye yakınız. Umudumuzu kaybetmeyin. Haklıysan unutma. Evet, bir kişiysen bütün orduya karşı savaşını kazanırsın. Evet. Haklıysan. Biz haklı mıyız? Haklıyız. Kimseye ihtiram atıyoruz. Atmıyoruz. Biz bir partinin adamı değiliz. Bir partinin sempatizanı değiliz. Yine söylüyorum. AK Parti'de beni çağırsın. Desin ki Sayın Hanım ne yapalım? Çünkü yaptıkları hiçbir şey değil. Hayvandan haberleri yok. Bilgileri yok. Ayıp değil bilmemek. Öğrenmemek ayıp ya. O yüzden çağırsınlar. Bu yasa iptal olsun. Tekrardan oturalım. Yaşam alanları için bütün dünyadaki Türklerden bugün hiçbirisine güvenmedikleri kadar bana güveniyorlar. Yaşam alanları güzel güzel yapalım. Hazır olsun. Ona göre yapın. Ama bu yaşatmaya değil öldürmeye çanak tutan bir kanun. Bunu derhal iptal edilmesi gerekiyor. Bu zihniyeti değiştireceğiz inşallah. Eminize gidiyoruz. Hepinize kolay gelsin. Hepinizi seviyorum. Sen de bizimle yanınızdayım. Avukat desteği de sağlarım. Eğer problem devam ediyorsa psikolojik, doktorlarla da alakalı destek sağlarım canım benim. Sen hayvan dostusun.
Denizli Belediyesi senin gibi insanları alması lazım. Onunla da alakalı ayrıca CHP'ye de yazı yazacağım ben, yani. Kayda alırlar almazlar. Kendileri bilirler artık. Ben herkese çok seviyordum Seren Hanım. Çok seviyordum. Efendim? İnanın o kadar üzülüyorum ki işimi çok severek yapıyorum. Bir yani, can kurtarmak için iyiler kazanır. İyiler kazanır. İnşallah. İyiler kazanır. İnşallah. Hadi iyi akşamlar diliyorum hepinize. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hadi sağ olun. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun. Bay bay. Efendim yayınımı bitiriyorum. Anayasa Başkanlığı'na bir kez daha sesleniyorum.